Merhaba ben Onur Varol. ABK Teknik Bünyesi'nde uygulama mühendisi olarak görev almaktayım. Bugün sizlere SOLIDWORKS Electrical Kütüphane Yönetimi nasıl gerçekleştirilir onu anlatmaya çalışacağım. SOLIDWORKS Electrical verilere dayalı bir sunucu veri tabanı programıdır. Oluşturulan her öğeye gelecekteki kullanıcılar tarafından kolayca erişilebilir. Ancak zamanla eklenen yeni öğelerle birlikte kütüphaneler büyür ve günlük öğe aramalarının daha fazla bilgi içermesi gerekir. İşaretlenmezse, parça ve sembol aramaları yavaşlayabilir. Bu videoda ortamımızın en yüksek verimlilikte çalışmaya devam etmesini sağlamak için birkaç ipucu önerisinde bulunacağım. İlk yapacağımız işlem kütüphane oluşturma. Bir kütüphane oluşturmak için kitaplık sekmesinden kütüphane yönetimini başlatmamız gerekecektir. Ekranda gördüğünüz gibi kütüphanemizde zaten çeşitli kategorilerin bulunduğunu görebiliriz. Yeni seçeneğini seçerek yeni bir kütüphane oluşturuyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi başlık ve tanım ekliyoruz. Ayrıca kütüphaneye abone olmasını izin vermek istediğiniz şeyleri seçip seçemeyeceğimizi de fark edeceksiniz. Bunlar semboller, üretici parçaları, kablo referansları, makrolar ve başlık bloklarıdır. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi en alt kısımda artık yeni bir kütüphane oluşturmuş oldum. Kütüphaneyi oluşturduktan sonra üreticinizin parçalarını kütüphaneye eklememiz gerekir. Bunu yapmak için üretici parça yönetimini başlatıyoruz ve kütüphaneye eklemek istediğimiz bileşenleri bulup özellikler seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede üreticinin parçalarının abone olduğu kütüphaneyi seçebileceğimizi görüyoruz. Burada daha önceden oluşturduğum kütüphanemi seçiyorum. Ayrıca sınıflandırmalarda tanımlananlar yerine, kullanılacak olan bu bileşenler için varsayılan hat diyagram sembollerini, şematik sembolleri, 3 boyutlu parçaları, iki boyutlu taslakları ve bağlantı etiketlerini tanımlayabildiğimizi görebiliyoruz. Bileşenleri kitaplığa uyguladıktan sonra kitaplığı kriteriniz olarak kullanarak aramayı filtreleyebiliriz. Üretici parça yönetimini açarak filtreleme kısmına geliyorum ve istediğim kütüphaneyi seçerek arama yapıyorum. Bu şekilde malzememi bulabiliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir.